herkese merhabalar. LGS 2019 başvuruları başladı Tomurcan. Sonunda ya. Ha işte LGS 2019 başvuruları için Milli Eğitim Bakanlığı sınavla öğrenci alacak öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu denilen böyle içeriğinde bütün detayların olduğu bir kılavuz hazırladı. Tabii birazcık çok uzun ve işte kapsamlı sanki iş kabulü metni gibi böyle bayağı bir sözleşme okudum gibi. Okudum ve kabul ama ediyorum. Biz bunların genel olarak bir incelemesini yaptık ve sonuçta sana bir özet çıkardık hemen burada. Oh be. LGS 1 Haziran 2019 Cumartesi günü yapılacak ve toplam 90 soru var. Sözel alan ve sayısal alanda olmak üzere 2 tane oturum olacak. Sözel alanda 75 dakika 50 tane soru olacak. Her soru 1,5 dakika. Sayısal alanda 40 soru yani matematik fefen 80 dakika yani 40 soru 80 dakika her soru 2 dakika olacak şekilde. Peki biz ne yapmamız gerekiyor? 2019 LGS takviminde bir kere başvurular 3 ve 14 Nisan arası. Yani başladı, dün başladı. Şimdi de 14 Nisan'a kadar başvurular bitecek. Dolayısıyla 3 ve 14 Nisan arasında mutlaka okul müdürlüklerinden, e-okuldan başvurumuzu tamamlamamız gerekiyor ve sınav giriş belgemiz de bize 22 Mayıs'ta gelecek ve bu belgeyle biz sınava girebileceğiz 1 Haziran tarihinde. Kimler başvurabilir Tonguç Evren Bey'im? Tüm 8. İnsanların herkes var. Tüm 8. sınıf öğrencileri, tüm bütün 8. sınıfta okuyan İmam Hatip olsun, işte yok bilmem hani lise olsun, ortaokul olsun, işte bütün ilk öğretimlerde okuyan öğrenciler, 8. sınıfta okuyan öğrenciler başvurabilir. Ve başvuru nasıl yapılır? Okul müdürlüğünce başvurular yapılacak. Dolayısıyla sen okul müdürlüğüne gideceksin. E-okul bilgilerinin doğruluğunu onayladıktan sonra okul müdürlüğünün tarafından e-okuldan başvuru yapılacak. Dolayısıyla bilgilerinin güncel olması çok önemli. Okul müdürlüğünden lütfen bilgilerini güncellemeye git. Eğer yanlış bir şey varsa, yanlış bir şey yoksa bence yine okul müdürlüğüne git ve orayla beraber koordineli bir şekilde başvurunu yap. Çünkü tek başına böyle ben hemen e-okuldan gireyim ondan sonra yapayım deme müdür bir hata yaparsın. Her şey gider Allah korusun diyorum. MEB e-okuldan yapılacak tabii. TC numaralı, fotoğraflı, nüfus cüzdanları geçerli sınav süresince. Dolayısıyla sen sınav giriş belgeni aldıktan sonra bir tek TC numaralı nüfus cüzdanıyla girebilirsin sınava. Ve önemli ayrıntılar var Tonguç'un. Bu metni incelediğimizde bir sürü ayrıntı çıktı. 9'da sınav salonunda olmalısın Tonguç evladım benim. Fotolu onaylı sınav giriş belgesiyle olmalısın. 9.30'da başlayacak ilk sınavımız. 11.30'da da ikinci sınavımız başlayacak. Ama sen arada 45 dakika mola göreceksin. Geçerli kimlik belgesi olması gerekiyor. TC vatandaşlık numarası olması gerekiyor. Yani yenisi de olabilir, eski de olabilir değil mi hocam? Eskisi olabilir. Fark etmem ama TC numarası olsun yeter. 2 kurşun kalem, kalem tıraş ve yumuşak bir silgi. Yani iz bırakmayan silgi, yumuşak uçlu kurşun kalem gerekiyor. Ve ilk 15 dakika kapılar açık. Yani 9.30'da sınav başlıyor ama cereyan yanmasın diye. 9.45'e kadar sınava girebiliyorsun. Yani hani geç kaldıysan perişan oldum artık hiçbir şey kalmadı diye endişe etmene gerek yok. O kuralı kaldırdı Milli Eğitim Bakanlığı sonunda. ABC'de kitapçık türleri de olacak. Dolayısıyla her insan farklı kitapçık türünden girebilir. Ben C istiyorum hocam. Evet, sonuçlar o zaman 24 Haziran'da açıklanacak 2019'da. Ve Tonguç, o zaman senin gireceğin okullardan bir tanesi, bu listenin arkasında bir sürü okul listesi var. Yani şu kılavuzun arkasında Tonguç öyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzunun arkasında bir sürü okulun listesi var. Bu listeye bakıp da bu 1531 okul arasından hangisini hedefledin lütfen belirle ve buraya 139.120 öğrenci var. Sınavla girecek. Sınavla alınan okullara girecek. Dolayısıyla sen bu %15'lik falan dilime gireceksin inşallah diyoruz. LGS'ye hedefine ulaşacaksın diyoruz. O zaman ödüllü sorumuzu yaptığım için yorumlara yolla. Hadi bakalım. Tamamdır hocam.